Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün tanıtımını yapacağımız aracımız Chrysler 300C. Bu aracı arkadaşlar 4 bölge kamera uygulaması ve multimedya uygulaması yaptık. Şimdi öncelikle kameradan başlayalım. Kameramız arkadaşlar aracı tepeden gösteriyor, kuş bakışı. Yeni nesil BMW Mercedes'in jiplerinde kullandığı, işte bu Nissan X-Trail'lerde kullanılan 4 bölge kamera sistemi arkadaşlar. Ben şimdi kullanımını size kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar teybimizi AUX moduna alıyoruz. AUX moduna aldığımız zaman kameramızı seyredebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle hareket edeyim isterseniz. Ne kadar sağlıklı çalıştığını daha iyi göreceksiniz. Buradan arabanın sol tarafta küçük bir ekranımız var. Bu küçük ekran üzerinden arabanın kuş bakışı görüntüsünü alıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta da eğer geri vitese takarsak geri vites görüntüsünü, geriden çıkarsak da arkadaşlar ön kameranın görüntüsünü gösteriyor bize, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arabayı park moduna alalım. İstersek buradan küçük bir kumandamız var. Bu kumanda yardımıyla kameraları tek tek gezebiliyoruz. Bakın şu anda sol ayna altına takmış olduğum kamerayı gösteriyor. Kameranın açısına dikkat ediyorsanız arkadaşlar, bakın ön tekerden başlıyor, hatta daha da ilerisini gösteriyor ve arka teker, komple hepsini görebiliyorsunuz. AB2'ye geçtik, sağ kameramız arkadaşlar. AB3'e geçtik, ön tamponda bulunan kameramız. AB4'e geçtiğimiz zaman da arka kameramızı gösteriyor. Bu kameraların hepsi maksimum geniş açılı kameralar. İstersek multimedyamızı seyrederken de bize parkta yardımcı olabiliyor. Geri vitese taktığımız zaman, bakın şu anda multimedyadayız, otomatik geçti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Eğer görüntüyü hala almak istersek buradan teybin AUX moduna giriyoruz ve çok basit bir şekilde görüntümüzü almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi kameranın size bir de montaj yapılan yerlerini göstereceğim. Bu kameranın montajı yapılırken arabanın elektronik aksamına kesinlikle müdahale etmedik arkadaşlar. Öncelikle arka kameradan başlayalım. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi arka kameramız plaka lambasının iki lambanın ortasına takılıyor. Sol ayna altındaki kameramız gömme kamera arkadaşlar. Normal bir orijinal ayna altı kamerayla aynı özelliklere sahip. Aynı ebatta. Bir de burada plakanın altına takmış olduğumuz kamera var. Burada bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Ufak bir kamera. Bu da sol aynanın altındaki kameramız arkadaşlar. Kameraların yerlerini de gördünüz. Kesinlikle dışarıdan çirkin durmuyor. Hepsi orijinal yerlerine montaj yapılıyor. Kullanımı da çok basit. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var bu cihazın. Kayıt da yapıyor. Yani DVR kayıt kamerası almanıza da gerek yok arkadaşlar. Bu cihazı taktıktan sonra bir USB girişi var. Bu USB girişine 128 GB'lık bir USB takıp kayıtları oraya aktarabiliyoruz. İstersek buradan playback de yapabiliyoruz. Ufak kumandamız yardımıyla. Veyahut da istersek o USB'mizi alıyoruz arkadaşlar. Evde herhangi bir bilgisayara bağlayıp oradan kayıtları da teker teker kontrol edebiliyoruz. Siz de aracınızda bu tarz bir 4 bölge kamera uygulaması yaptırmak isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.